Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Efsaneler ve Gerçekler 2, Gulaklar'da Günlük Yaşam 1, 2 bölüm halinde olacak. Birinci bölümde Alexander Solzhenitsyn ve Gulag takım adalarını analiz edeceğiz. Burada alt başlıklar Solzhenitsyn Gulag'da bizzat kendi deneyimleri. Bir de Solzhenitsyn'e anlatılanlar var. Bir de Gulag takım adalarını kim yazdı? Tabii ki Alexander Solzhenitsyn yazdı ama başka yazarlar da olabilir mi acaba? Semantik analizine bakacağız. İlk başta bu çalışma büyük ölçüde Vladimir Bushin'in Kakovcev Siyet'teki Protestant Pravda, yani gerçeğin yüzde kaçı adlı makalesi temel alınarak bunu temel alarak anlatacağım. Ve kendi Gulag takım adalarının birinci cildi zaten yeni Türkçe'ye çevrilmişti. Kendi aldığım notlar var. Bu notlardan öncelikle bizzat Solzhenitsyn'in kendisi Gulag takım adalarında ne yaşadı, nasıl bir izlenimler gördü? Öncelikle buna bakacağız. Şimdi Solzhenitsyn 2. Dünya Savaşı'nda savaşırken bizzat tutuklanıyor 1945 yılında. Tutuklandıktan sonrasını şöyle anlatıyor. Kaynak 1. cilt Gulag takım adaları. Leningrad kuşatması sırasında Balşoy Dom'a atıldım. Savaş sırasında en iyi yerdi. Tutuklandıktan sonra atıldığı yer. Leningrad halkı yıkanmak için su bulamazken ve hepsinin yüzleri kara bir kir tabakasıyla kaplıyken Balşoy Dom'daki mahkumlar her 10 günde bir sıcak duş alırdı. Koğuşların temiz akan muslukları ve bir tuvaleti vardı. Böylesini Leningrad'da nerede bulabilirsin? Ekmek ise özgür insanlara verilen miktarda 125 gram veriliyordu. Bir de günde bir defa at leşinden yapılma çorba ve yulaf lapası. Suhanovka'da hiçbir hapishanede olmadığı kadar lezzetli yemekler çıkar. Çünkü yemekler yakınlarda bulunan mimarların dinlenme tesislerinden gelir. Bir mimarın öğünü olan kızarmış patates ve köfte. Bunlar 2. Dünya Savaşı sırasında tutuklanan mahkumlara veriliyor. Daha sonra devam ediyor. Lubyanka'ya gönderiliyor. Moskova'da Lubyanka. Mesela Günzileli'nin kitaplarını okursanız Lubyanka en dehşet verici yer. En korkunç, en kötü hapishane orası. Lubyanka'daki izlenimlerine bakıyoruz. Koğuşta bir de masa vardı. Üzerinde en göze çarpan yerde bir çaydanlık, satranç ve bir yığın kitap. Satranç kitaplar, yaylı yataklar, iyi şilteler, temiz çarşaflar, aşınmış parkeler. Tüm savaş süresince böyle uyuyabildiğimi hatırlamıyorum. Hem mermiler de düşmüyor buraya. Başımın üzerinden geçerken çıkardığı ıslık seslerini ve iniltileri hatırladım. Mayınlar ne kadar da nazikçe öttürüyordu ıslıklarını. Roket atarın 4 kapsülü nasıl da titretiyordu dört bir yanı. Tutuklandığım yer olan ve bizimkilerin Almanları kazandan çıkarmamak için sulu kar ve çamurla boğuştukları Wormit'in altındaki vıcık vıcık zemini hatırladım. Bir mahkumun karısı ona her 10 günde bir en kalitesinden beyaz ekmek, tereyağı, kırmızı havyar, dana eti, mersin balığı getiriyormuş. Kendi anlatıyor. Bize bir sandviç yapıp ikram ediyor. Bir de sigara sarıp veriyor. Ardından masaya yayılmış yiyeceklerin üzerinde eğiliyordu. Lubyanka'da. Bunlar en kötü hapishane burası. Daha iyilerini bilmiyoruz. En kötüsü bu. Devam edelim. Reşetovskaya karısının adı. Onunla mektuplaşmaları var. Akrabalarıyla mektuplaşmaları var. Bir gün bir akrabası Solzhenitsyn'i Gulag çalışma kampında görmeye gidiyor. Turkina ismi ve şunu anlatıyor. O dönemde Krasnopresnenskaya transit merkezinde Moskova'dan Rostov'a karısına mektup yazıyor. Solzhenitsyn'i gördükten sonra. Diyor ki Shrochka'yı gördüm. Alexander, Solzhenitsyn, Shura, Shrochka bu tür küçük isimlendirmeler vardır. Çok yaygındır yani. Bir kişinin 5-6 tane ismi vardır. Bu isimlerin tamamı Solzhenitsyn. Ona takılmayalım. Shrochka'yı gördüm, Shuracığım. Yani daha samimi olduğu için öyle diyor. Bu kız, kız diyor ona. Bu kız, kız arkadaşlarıyla birlikte Moskova nehrinde odun boşaltmaktan dönüyordu. Harika görünüyor, bronzlaşmış, dinç, neşeli, gülüyor, ağzı kulaklarına varıyor, dişleri parlıyor. Ruh hali iyi. Görünen o ki mektubun yazarı Alexander Isayevich'i, yani Solzhenitsyn'i, bir komplodan dolayı değil de sağlığı yerinde bir adamı tarif etmek üzere genç bir kıza dönüştürmüş. Ya o kadar güzel görünüyordu. Bu şekilde anlatıyor.
Gene Solzhenitsyn'in kendi karısıyla mektuplaşmalarına baktığımızda 1950 yazında Ekiz Bastuz Gulag kampına gönderiliyor Solzhenitsyn. Orada kendini hafif ve alışkın hissediyor. Karısı yazıyor bunu. İyi görünüyor. Gücü kuvveti yerinde ve hayatının son 3 yılından çok memnun diyor. Bunu gene karısı söylüyor. Şimdi Dostoyevski der ki insanların nasıl yaşadığı yediklerine bakılarak anlaşılır. Sizin ne yediğiniz çok önemli. Nasıl yaşadığınızı da aynı zamanda buradan anlayabiliriz. Pek çok kitabında Solzhenitsyn kendini sürekli Dostoyevski ile kıyaslıyor ve aslında kendisinin Dostoyevski'den çok daha kötü bir hayat yaşadığını insanları ikna etmeye çalışıyor. Böyle ilginç bir durumu var. Şimdi burada mesela Dostoyevski ölüler evinden anılarda kendi tutukluluğu döneminde şöyle bir manzara çizmiş. Bunu Vladimir Mushin bu alıntıyı yapıyor. Ölüler evinden anılar Dostoyevski'den şu anki alıntı. Yemek bana oldukça yeterli görünüyordu. Mahkumlar bana Avrupa Rusyası'ndaki cezaevlerinde böyle bir şey olmadığını söylediler. Bu konuda hüküm veremem. Dostoyevski anlatıyor. Orada bulunmadım. Bununla birlikte mahkumlar yemekleriyle böbürlenerek sadece ekmekten söz ediyorlardı. Lahana çorbası pek çekici görünmüyordu. Ortak bir kazanda kaynatılıyor. Biraz yarma ekleniyordu ama özellikle hafta içi sulu ve zayıftı. İçlerindeki çok sayıda hamam böceği beni dehşete düşürmüştü. Mahkumlar buna hiç aldırmazdı. Yani Avrupa Rusyası'ndaki cezaevlerinde bu kadar güzel yeterli yemek yoktu denilen çorbada hamam böcekleri geziyormuş. Dostoyevski'nin tarif ettiği şeyde ve bu iyi diyorlar. Takımadalar ve İvan Denisovich'in bir gününde Solzhenitsyn sıkça mahkumların ne kadar kötü beslendiğinden anlatıyor. Fakat hiç çorbada hamam böceği bulunduğundan bahsetmiyor. Böyle bir şey yok. Ne kadar kötü beslendiğinden anlatırken. Bunu acaba hiç dikkat etmemiş olabilir mi diye soruyor yazan Mushin. Böyle bir soru soruyor. Şimdi Solzhenitsyn sürekli yemekhanelerin dayanılmaz ve berbat olduğuna inanmamızı istiyor. Fakat baktığımız zaman şunu anlatıyor. Orada bile domuz yağı, tereyağı, soğan, sarımsak, sosis, yulaf ezmesi ve sağlığı için aynı derecede yararlı pek çok şey aldığını söylüyor aynı zamanda. Gerçek şu ki Haziran 1945'in 20. günü yani tutuklandıktan 3,5 ay sonra gibi erken bir tarihte Shrochka yani Solzhenitsyn koli ve paketler almaya başladı. Ve tüm hapis boyunca bu devam etti. Biz özel çalışma kamplarında diye yazıyor Solzhenitsyn. Ve özel çalışma kamplarının altını çiziyor. Böylece sıradan kamplar hakkında söylenecek bir şey yok diyor. Bunu vurguluyor. Sınırsız sayıda koli alabiliyorduk diyor. Ağırlıkları 8 kilogram mı kadar ama bu genel bir posta kısıtlaması. Onlara özel değil. 8 kiloya kadar bunu alabiliyor. Bu arada kaynak 3. cilt sayfa 533'te söylüyor bunu. Şimdi tabii elbette alabiliyordu ifadesi herkesin aldığı anlamına gelmiyor. Ancak sınırsız sayıda koli ve paket demek ki alınabiliyormuş Gulag kamplarında. Size eğer gönderiliyorsa bunu alabiliyorsunuz. Diyor ki Solzhenitsyn koli ve paketleri karısından ya da onun iyi kalpli akrabalarından yaşlı Veronya teyze ve yaşlı Nina teyzeden alırdım diyor. Gıda paketlerine bu arada keçe çizme, iç çamaşırı, yünlü ve normal çoraplar, eldivenler, mendiller, terlikler falan geldiğinden bahsediyor. Bunlar eşlik ediyor. Reşetovskaya'nın hatıralarına göre, Reşetovskaya Solzhenitsyn'in karısı, diyor ki paketler genellikle sembolikti ve aile tatillerine denk gelecek şekilde gönderilirdi diyor. Başka bir deyişle Sanya'ya devlet tarafından verilen yemek tamamen yeterliydi. Hatta gerekli olanın da ötesindeydi. Ziyafetler, şımartmalar, tatil hediyeleri alıyor Solzhenitsyn. Hatta bazı hediyeler onu sıkıyordu. Örneğin Nina teyzeye yazdığı mektuplarda çekinmeden şımarabiliyordu. Ne diyor? Artık kuru meyve istemiyorum ve No 3 yerine No 2 veya No 1 olsa daha iyi olur. No 3 çok hafif. Bu yemekleri numaralandırmış. Ve bunu Aralık'ta 1950 yılının en ağır hapishane koşullarında yazıyor bu arada. Ayrıca ileride ona gönderecekleri
paketler konusunda da son derece sabırsız. Diyor ki şunu yazıyor: özellikle un ve tatlı istiyorum. Gönderdiğiniz her tür yiyecek, bu her tür sözünden ürün yelpazesinin oldukça geniş olduğunu anlayabiliyoruz, lezzetli diyor. Vladimir Bush'in şu notu düşüyor. Diyor ki, o alıntıları o yapıyor zaten şu anki kurum yerde. Diyor ki bu ses, bu konuşma, bunlar ağır iş ve açlıktan bitkin düşmüş sefil bir adamın değil, mükemmel bir iştahı olan, iyi beslenmiş bir gurmenin arzularıdır. Başka bir vesileyle karısına şöyle yazıyor Solzhenitsyn. Diyor ki, Savaş ve Barış'ın 3. cildiyle birlikte senin çikolatanı yavaş yavaş emiyorum. Gulag çalışma kampında bu arada. Bunları yazıyor. Devam edelim. Bu arada tekrar edelim. Dönem, yemek işleri, kuyruklar ve yetersiz beslenmeleriyle savaş sonrasının ilk yılları bu arada. Korkunç durumda dışarısı. Yani dışarısı en kötü yıllardan biri. Onun tüm bu domuz yağlarını, sosislerini, tatlılarını ve çikolatalarını bilen biri, Shrochka'nın kamptan yıllar sonra haykırdığı büyük acıyı ancak takdir edebilir. Çünkü şunu yazıyor: duru çorbanın tadını unuttum diyor. Bir başka yerde. Vladimir Bush'un soruyor, okuyucular buna gerçekten inandı mı? Çünkü karısıyla mektuplaşmalarını ne yediğini biliyoruz. Peki, Solzhenitsyn'in proleter deneyimi nedir? Çalışma kamplarındaki deneyimine bir bakalım. Çünkü Dostoyevski diyor ki insanın yapmak zorunda olduğu işler ve yaşam koşulları esaret hayatı hakkında çok şey söyler. Kahramanımız 1970 yılında Nobel Komitesi için yazdığı biyografide kamp yıllarını şöyle anlatıyor. İşçi, duvarcı, dökümcü olarak çalıştım ve 5 yıl sonra Washington'da Amerikan sendikalarının temsilcilerinden oluşan büyük bir topluluk önünde tutkulu bir konuşmayla şu şekilde sesleniyor. Diyor ki, kardeşlerim, emekçi kardeşlerim, ve yine kendisini gerçek bir proleter olarak tanıtıyor. Ben ki uzun yıllar boyunca duvarcı, dökümcü, işçi olarak çalıştım. Ve bütün Amerikalılar bu gür sesli proleteri nefesleri tutarak dinliyorlar. Şimdi bakalım tam olarak ne yapmış Gulag Çalışma Kampı'nda. Yine kendi ağzından anlatıyor. Yani başkası böyle yaptı değil, kendi anlatıyor. Şimdi bedensel çalışmaya başlaması 1945 Temmuz'un sonlarında Krasnopresnenski Transit Merkezi'nde başlıyor. Orada kereste boşaltmak için Moskova Nehri'nin iskelelerinden birine gitmeye başladığında gerçekleşiyor. Şimdi diyor ki Dostoyevski, ağır iş tam da zorla yaptırıldığı için herhangi bir özgür işten kıyaslanamayacak derecede acı vericidir. Zorla yaptırıldığı için. Ama Solzhenitsyn zorla çalıştırılmadığını kendi itiraf ediyor. Aynen şunu yazıyor: çalışmaya gönüllü olarak gittik. Dahası zevkle gittik diyor. Kendi yazıyor bunları. Yani sağlıklı bir adam neden yazın barakada otursun ki? Genç beden hareket ister. Ancak bedensel emeklilik karşılaşmasında geleceğin Nobel'lisi tutukluluğu boyunca kendisine eşlik edecek bir karakter sergiliyor ve sürekli olarak ne pahasına olursa olsun bir yönetici pozisyonu talep ediyor üstlerinden ve fiziksel çalışmadan uzak kalacağı bir pozisyon elde etmeye çalışıyor. Anlattığına göre iskelede ustabaşı olmuş. Çalışma tugayları seçmek için mahkumların arasına girdiğinde Alexander Isayevich'in kalbi üniformasını delip geçmiş ve ben beni alın diye haykırmış. Ne var ki transit merkezinde kaldığı süre bir proleter olarak emek süresine sadece 2 hafta ekliyor. Devam edelim. Sonra onu Novojerisk'ten Gulag kampına gönderiyor. Önce transit kamptan gerçek Gulag kampına gönderiliyor. Orada bir tuğla fabrikasına gidiyor. Üniformasının bütün düğmelerini ilikleyip göğsünü dışarı çıkaran kahramanımız müdürün odasına girdiğini anlatıyor. Demek subaydınız diyor müdür. Hangi bölüğe komuta ediyordunuz? Bir topçu tümeni diyor Solzhenitsyn. Ve parantez diyor ki, anında yalan söyledim. Batarya bana küçük geldi. Pekala, o zaman kil ocağında vardiyalı ustabaşı olacaksınız diyor. Şimdi deyim var adam, koca topçu tümeni yönetmiş. Neyse, ilk tozsuz görevini bu şekilde alıyor ve bu sahte tümen komutanın emrine 20'ye yakın işçi veriyorlar. Fakat bu hayattan bir haber, kitap kurdu olan bu yaratık elbette
görmüş geçirmiş insanların saygısını kazanacak. İşte bunun içten hiçbir şeyden anlamadığını anlıyor hemen oradaki işçiler ve bununla dalga geçmeye başlıyorlar. Bununla alay etmeye başlıyorlar. Bunun bayağı şevki kırılıyor. Şimdi Dostoyevski anlarda şöyle yazıyor. Şimdi niye Dostoyevski ile kıyaslıyorum? Kendi kıyaslıyor sürekli Dostoyevski'yi. Ondan dolayı. Ya sürekli kendi Dostoyevski ile kıyaslıyor. Tamam diyor Vladimir Bush'u. Biz de kıyaslayalım diyor. Senin koşullarında Dostoyevski'nin koşullarını. Diyor ki Dostoyevski anılarında. Herkes çalışırken tek başına durmak vicdana sığmaz diyor. Fakat Solzhenitsyn bu duygudan tamamen uzak. Diyor ki herkes çalışırken kendi cümleleriyle sessizce elemanlarından uzaklaşıp yığılmış toprağın yüksek eteklerinin arkasına çekildiğini, yere oturduğunu ve soğuktan titrediğini söylüyor. Vladimir Bush'un diyor ki şimdi kuşkusuz yığılmış toprağın ardındaki bu sessiz oturuşunu emek süresine dahil edip etmediğini bilmiyoruz Solzhenitsyn'in diyor. Hani dedi ya konuşmasında işte yoldaşlarım, işçi sınıfı, proleterler. Evet. Çeşitli işlerde çalışıyor tuğla fabrikasında ama büro işi istiyor tekrar. Karısının yazdıklarına göre. Eğer başarırsam bu harika olur diye yazıyor karısına büro işi. Sonra hayalini gerçekleşiyor. 4 Eylül 1945'te Balşaya Kaluskaya'da yeni bir gulag kampına gönderiyorlar bunu. Orada da diyor ki ben diyor puantörüm diyor. Puantör olduğunu söylüyor ama yok öyle bir şey puantör falan. Yine inanıyorlar buna. Ondan sonra hayır diyorlar sen gözlerindeki ışık görevi yerine getirmeye hazır parıltıyı gördükleri için daha yukarı onu üretim müdürü yani şeften ve tüm ustabaşlarından daha kıdemli bir göreve atıyorlar. Fakat ne yazık ki bu enerjik aday bu yüksek pozisyonda da uzun süre kalamıyor. Diyor ki beni kazıcı değil bir boyacı ekimine gönderdiler diyor. Sonra kısa sürede bir puantör yardımcılığı yeri açılıyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen ertesi sabah boya işini hiç öğrenmemiş olmama rağmen puantör yardımcısı olarak işe başladım. Yeni iş zor muydu? Okuyoruz Solzhenitsyn'den. Puantörlüğü öğrenmedim. Sadece kafama göre yazıyordum. Şantiyede dolaşmak için bir nedenim ve oturmak için zamanım vardı. Kısacası burada da iş hafif. Daha sonra bu şantiyede parkeci olarak çalışıyor. Bu yerlerin her biri gulag kampı. Tekrar ediyorum. Kahramanımız Kaluga'daki gulag kampında 1946 Temmuz'un ortasına kadar, daha sonra da Rybinsk ve Zagorska özel hapishanesinde 1947 Temmuz'una kadar kalıyor. Ve bu bir yıllık dönem boyunca emek süresini arttırma açısından hiçbir şey yapmıyor. Neredeyse her zaman kendi uzmanlık alanında yani matematikçi olarak çalıştı. Karısına memnuniyetle iş bana yaklaşıyor, ben de ona yaklaşıyorum diye yazıyor. Daha önce bir tümene komuta ettiğini söylemişti. Ardından puantör olduğu yalanını söyledi. Daha sonra da diyor ki ben nükleer fizikçiyim. Nükleer fizikçi olduğunu ilan ediyor. Ama nükleer fizik alanındaki tüm bilgisi atomik parçacıkların isimleriyle sınırlı. Sadece onların isimlerini bilmekle sınırlı. Fakat bu sefer de ona inanıyorlar. Bush'in diyor ki Vladimir Bush'in gerçekten de Solzhenitsyn'in hayatı boyunca KGB ve MVD'den daha saf insanlarla tanışması pek olası değildir. Şimdi kulak kampı bu değil. Bir kere öncelikle okuyucularımı tabii ki kandırmayacağım. Çok büyük bir ihtimalle Solzhenitsyn tüm hapislik boyunca muhbirdi. Muhbirdi ve o yüzden buna rahat işler veriyorlardı. Bütün bu Solzhenitsyn Gulag Takım Adaları kitabının yazarı öyle olduğu tahmin ediliyor. Muhbir olduğu tahmin ediliyor. Yani çünkü buna hep inanıyorlar ve veriyorlar buna. Ağır iş vermiyorlar. Sürekli yönetecek işi vesaire vesaire. Temmuz 1947 fizikçi olarak Zagors'tan tekrar Moskova'ya gönderiliyor. Ama bu yalan söyledi diye daha sert bir kampa göndermek yerine gene bunu Moskova'da bırakıyorlar. Orada Moskova'da bir köy var Ostankin diye. Onun Marfis özel hapishanesine haberleşme araştırma enstitüsüne gönderiyorlar bunu. Ondan sonra tabii bunun haberleşmeyle de hiçbir alakası ilgisi olan bir konu değil. Bu ayrıcalıklı enstitü kampı nasıl girdiği konusunda gene ancak tahminlerde bulunabiliriz diyor Vladimir Bush'un. Sonra bu enstitüde her şey oluyor. Önce matematikçi oluyor. Yani biraz önce asıl mesleği matematikçi dedik ya Bush'un dalga geçiyor aslında. Yani öyle bir şey yok.
matematikçi, kütüphaneci. Almanca çevirmenim ben diyor. Nükleer fizikten daha iyi bilmiyordu Almanca'yı bu arada. Ondan sonra yani aylaklık yapıyor. Başka bir iş yaptığı yok. Yazma arzusu bu arada yeniden depreşiyor ve şunu itiraf ediyor. Diyor ki artık tüm zamanımı bu tutkuya, yazma tutkusuna verdim ve yüzlerce devlet işini bıraktım diyor. Vladimir Bush'un şunu diyor. Tanrım, Dostoyevski şu satırları bir okusaydı. Diyor yani. Dostoyevski benim kadar acı çekmedi diyor ya. Bu arada yazmak için koşulları da hiç fena değil. Karısıyla yazdıkları mektuplarda şunu anlatıyor. Çalıştığım oda yüksek kubbeli, çok havadar, çok çekmeceli bir masa. Masanın yanında gece gündüz açık bir pencere vardır. Sonra bu Marfinski özel hapishanesindeki günlük rutinini anlatıyor. Günlük rutini şu, kendi ağzıyla 12 saat boyunca bir masada oturmak ve üstlerine yaranmak. Ancak Vladimir Bush'un 12 saat oturduğunda ben sanmıyorum diyor. Sadece istediği zaman diye yapıyordu diyor. Kendi güzel el yazmalarından koparamadığı sürece kendini çalışıyordu. Genel olarak çalışma günü tüm görev süresi boyunca hiçbir yerde 8 saati de aşmıyordu. Ve Solzhenitsyn'in cehennem tablosunu karısı tamamlıyor. Diyor ki öğle tatilinde Sanya bahçede çimlerin üzerinde yatıyor ya da yatakhanede uyuyor. Sabah ve akşam ıhlamur ağaçlarının altında yürüyor. Hafta sonları ise 3-4 saatini dışarıda geçiriyor, voleybol oynuyor. Görüldüğü üzere hiç cazip bir hayat yok. Evet, devam edelim. Bu arada diyor ki, yine kendi ifadesi, diyor, karısı anlatıyor. Saat 12'ye kadar Sanya kitap okurdu, gece 12'ye kadar. Saat 12'yi 5 gece kulaklıklarını takar, ışığı kapatır ve bir gece konseri dinlerdi diyor. Müzik dinliyor. Ve diyor ki bu şey herhalde Gluck'un Orpheus Cehennem'de operasını dinliyordu. Sürekli kendisinin öyle bir yerde olduğunu öne sürüyor. Ve ne yiyorlar Marfa özel hapishanesinde? Solzhenitsyn'in kendi sözleriyle masalarda 400 gram beyaz ekmek ve ayrıca siyah ekmek vardı. Şeker ve hatta tereyağı, bazıları 20 gram, diğerleri günlük 40 gram. L. Kopelev'in belirttiğine göre kahvaltıda örneğin darı lapası gibi bir ek almak da mümkün. Öğle yemeği 3 çeşitten oluşuyor. Et çorbası, kalın yulaf lapası ve komposto veya kisel. Akşam yemeğinde örneğin fırında bir zapekanka yemeği vardı. Üstelik tekrar edelim, bu en zor dönem savaş sonrası açlık yılları. Sovyetler Birliği'nin çıkan, mahkumlara çıkan yemekler. Şimdi siparişler ilginç gerçekten. Şimdi Lubyanka kütüphanesinde herhalde Dostoyevski en çok şuna şaşırdı diyor. Kampta okuduğu kitaplara şaşırdı Dostoyevski herhalde diyor. Çünkü Dostoyevski sadece bir İncil veriyorlar. Başka kitap vermiyorlar okuyacak. Öte yandan da Solzhenitsyn Lubyanka'da şunu söylüyor. Mereshkovski, Zamyatin, Pinyak, Pantelemon, Romanov gibi hatta dışarıdaki özgürlerin bile elde etmesi neredeyse imkansız olduğu kitapları elde edebiliyor. Alıyor bunları okuyor ve aynen şunu söylüyor. Lubyanka kütüphanesi diyor Solzhenitsyn bir mücevherdir. Hücrede insan sayısı kadar kitap gelir. Bazen kütüphaneci mucizevi bir şekilde siparişlerimizi yerine getirir. Yani mahkum sipariş veriyor, buna kitap getiriyorlarmış. Ve Marfino da sofistike bir kitap sever, ülkenin ana kütüphanesi Lenin'den bile sipariş verebiliyordu diyor. Halbuki tekrar edelim, ölüler evinden anılarda sadece bir İncil vardı Dostoyevski'nin elinde. Ve Dostoyevski diyor ki Markov'a yazdığı mektupta cezaevinde çok az okudum, hiç kitap yoktu ve kürek cezasında yazamadığım için çok ıstırap çektim diyor. Bu bölümü bitirelim. Pazar günü Solzhenitsyn anlatıyor. Pazar günü öğleden sonraları bahçede uzun aramalar sırasında bir kitapla, her zaman bir fizik kitabıyla geziyormuş, dışarı çıkmaya, insanların arkasına saklanmaya ve okumaya çalışırdım. Günün başında gündüz yoklamalarında böyleydi. Günün sonundaki akşam yoklamaları da aynıydı.
Baraka'da akşam yemeğinden sonra ve sıkıcı akşam teftişleri sırasında Dahl'ın Sözlüğü'nün ikinci cildini okuyorum. Öylece oturuyorum ya da kitabın bir yerine gömülerek yoklama boyunca dolaşıyorum. Görüldüğü üzere yatıyor, oturuyor, dolanıyor, ayakta duruyor ve hepsi bir kitapla. Evet, bu bayağı uzayabilir ama yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi denebilir. Ya kardeşim, bunu Solzhenitsyn'e kıyak geçmişler, tamam mı? Bu kulak gerçek kulak değil. Zaten hani muhbir de olduğundan şüpheleniliyor. Bize bunları niye anlatıyorsun? Asıl gerçek kulakta yaşayanlara bakalım denebilir. Kulak takım adalarında, çünkü Solzhenitsyn aynı zamanda Stephen King öykülerinden çıkma gibi korkunç hikayeler öyküleri anlatıyor. Şimdi de bunu analiz edelim. Bu hikayeleri analiz edelim. Şimdi bitireyim ama. Öyle mi? Peki. Çarlık dönemi. Çarlık Rusyası döneminde. Tabii ki. Çarlık Rusyası. Tabii ki. Çarlık Rusyası. Zaten devrim olmadan çok önce Dostoyevski ölmüştü. Şimdi Dostoyevski diyor. Solzhenitsyn diyor ki bana, diyor, işte 200'ün üzerine, diyor, Gulag mahkumu, diyor, anlattı bir kısmı, bir kısmı belge verdi. Ben de, diyor, bunlarla, diyor, Gulag, bu 3 ciltlik 1500 sayfa Gulag takım adalarını yazdım, diyor. Şimdi soru şu, bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yazarın spekülasyonu ve fantezisi. Çünkü hiçbir zaman Solzhenitsyn bu belgeleri, kendisine verilen belgeleri paylaşmıyor. Bunları kimse bilmiyor, bu belgeleri görmüyor. Ayrıca kitabın farklı baskılarında sürekli de değişiklikler yapılıyor. Ama bu değişikliklerin neden yapıldığını da belirtilmiyor. Yani her bir Gulag takım adaları baskısı, ilk baskı 1973'te yapılıyor. Ondan sonra her baskıda değişiyor sürekli metinler. Bunun neden değiştirildiği de belirsiz. Şimdi soru şu, Gulag takım adaları ne ölçüde kaynaklara dayanıyordu? İşte 200 küsur kişi anlatımına dayandığını söylüyor ya. Ve bu kitap soy cezaevi sisteminin kapsamlı ve tam ayrıntılı yeterli bir ansiklopedisi olduğunu iddia edebilecek bir temele sahip mi? Şimdi buna bakacağız. Çünkü yazar diyor ki bu çalışma kampları ıslah kampları değil, imha kampları idi aslında, diyor. Gerçi kendisini imha olmamış, bayağı da iyi yaşamış. Ama aslında hadi diyelim ona kıyak geçmişler. Ama aslında öyle değil. İmha kampı bu diyor. Şimdi bunları inceleyeceğiz şu anda. Şimdi iki şeye bakmamız lazım. Bir, yazılanlar Solzhenitsyn'in anlattıkları hayatın olağan akışına uygun mu? Hukuktaki temel şey budur. Hayatın olağan akışına uygun mu? Bir, iki, yazılanlar arasında çelişki var mı? Bunlara bakacağız. Şimdi yine ben tabii Bushin'den devam etmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce rakamlar. Rakamları birinci bölümde çok ayrıntılı olarak bahsetmiştim zaten. Kaynak olarak Amerika'da yaşayan bir adam var. Kendini profesör olduğunu söylüyor. Kurganov bu adamın adı. Bu adam oturmuş, kendi kalemi eline almış, bir hesap yapmış. Ve bu hesapta da diyor ki, Sovyetler Birliği'nin nüfusunun, diyor, baskılardan kaynaklanan, diyor, tüm Sovyetler Birliği dönemi boyunca 66.7 milyon insan, diyor, kaybedilmiştir, diyor. Ben, diyor, bu da hesabını yaptım, diyor. Ve bu rakamları kullanıyor, referans alıyor Solzhenitsyn. Şimdi bu tabii ki bu rakamların geçerliliğiyle ilgili nasıl hesap yaptığıyla ilgili hiçbir belge yok. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi şuna bakmamız lazım. Her şeyden önce yazar olayları ve olguları yakından gözlemlerken bile yeterince net bir sayı vermiyor Solzhenitsyn. Mesela 1973 tarihli Paris ilk baskısında takım adalarda kendisinin de bulunduğu Ekibastuz Gulag kampında önce diyor ki 4000 mahkum var, diyor. Daha sonra diğer sayfalarda sayfa 249, 265, 275, 288 eşit derecede kendinden emin bir şekilde 5000 diyor. Ondan sonra diyor sayfa 12, sonra diyor 6000'e çıkartıyor. Sürekli rakamlar değişiyor. Sabit değil rakamlar. Hangisine inanalım? Herhangi bir rakamı ters yüz etmenin ona hiçbir maliyeti yok. Örneğin gardiyanların mahkumlara güya sebepsiz yere ateş ettiği
Ve bunun sonucunda mahkumlardan 16'sının önce yaralandığını söylüyor. Sonra ileriki sayfalarda bu 16 yaralı 16 ölüye dönüşüyor. 301. sayfada 16 yaralı, 331'de 16 ölü. Sayfa numaralarını da söyleyelim. Üçüncü cilt. Kaynaklarımızı da belirtelim. Sonra demek ki ya okuyucunun dikkatsizliği üzerine sanki inşa ediyor bütün hikayesini. Mesela Sovyetler Birliği nüfusundan kendi ihtiyaçlarına göre değiştiriyor, tarif ediyor. Mesela diyor ki 1941'in sonunda Almanların yönetimi altında 150 milyonluk Sovyet nüfusu 60 milyona indi diyor. Yani bu kadar kısa süre içinde insan kaynaklarının hemen hemen yarısını kaybettiklerini öyleyse. Buna rağmen kazanmış ama savaş Sovyetler Birliği nasıl oluyorsa. Ama Sovyetlerin nüfusu bu arada 195 milyon, 165 değildi, pardon, 150 milyon değil, 195 milyondu o dönemde. Sanayi, başka bir yerde sanayileşme dönemi olan 1928 yıl hakkında şöyle yazıyor. 180 milyonun tamamını devasa bir mikserle karıştırılması planlanmıştı diyor. O zaman da 180'e çıkartıyor şeyi, rakamı. Yani bazen işine göre rakamı azaltıyor. Gerektiğinde işte bir kalemde 45 milyon azaltıyor. Bazen aynı amaç için rakam arttırmak gerektiğinde 30 milyon ekliyor. Böyle kafasına göre artı eksi 30-45 milyon için sorun değil. Sürekli rakamlarla oynuyor. Ve bu rakamlarla işlem yapmaya çalıştığı her yerde şu şekilde davranıyor. Mesela diyelim Petersburg işçilerinin kanının bolca döküldüğü 9 Ocak 1905 Kanlıpazar trajedisine. Bunu küçümsemek istediğinde yaklaşık 100 kişi öldürüldü diyor. Halbuki en az 10 katı daha fazla insan öldürüldü. Ve 2000'den fazla yaralı var. Bütün metni bunun üzerine kuruluyor. Rakamlar sürekli değişken ve sürekli olarak bu türden ilginç hilelerle dolu. Şimdi devam edelim. Son derece ilginç hikayeler anlatıyor. Mesela diyor ki bir yerde Solzhenitsyn bir grup mahkum diyor Petropavlovsk'tan Moskova'ya diyor götürülüyordu. Ve bu tren yolculuğunun 3 hafta sürdüğünü söylüyor. Ve her kompartımanda 36 kişi olduğunu yazıyor. Bu arada kompartımanlar 4 kişi alıyor. 4 kişilik kompartımana diyor 36 kişinin aldığını söylüyor. Sığdırdıklarını söylüyor. Şimdi bunu bir analiz edelim. Önce hangi Petropavlovsk? Çünkü ne de olsa bunlardan iki tane var. Kazakistan'da ve Kamçatka'da. Bunlar belli değil. Devam edelim. Yolculuk zamanına bakalım. Herhalde ikincisi kastediliyor olsa gerek. Kamçatka. Çünkü bu bir deniz limanı ve ana karaya doğrudan demiryolu bağlantısı yok. Bu nedenle mahkumlar Primorski Kraya varmak için Pasifik Okyanusu'nu, oradan Okhotsk Denizi'ni ve Japon Denizi'ni geçmek zorundalar. Ve oradan da diyelim ki Vladivostok'tan geçsek, fakat burada da yeni bir bulmaca çıkıyor karşımıza. Solzhenitsyn bizi defalarca temin etmesine karşın başkentte neden bu kadar çok sayıda mahkum okyanusu, iki denizi ve uçsuz bucaksız tüm ülkeyi geçerek nakledilmekte? Bunun cevabını vermiyor. Ayrıca genellikle götürüldükleri yön tam tersi değil midir? Ya Moskova'ya götürüyorlar ya, Moskova'dan oraya götürülmeleri lazım normal şartlarda. Ama diyor ki işte bunlar nadir, değerli, Moskova için çok önemli uzmanlıklara sahip olan kişiler diyor. Peki, tamam. Peki madem bunlar çok değerli, bunları en azından varış yerlerine kadar insani koşullarda götürmemiz gerekmez mi? Çünkü sonuçta 4 kişilik bir kompartımanda 36 kişi değil 3 hafta birkaç saat bile yaşayamaz. Birbirlerini ezer ve boğulurlardı. Peki oraya nasıl sığdırılmış olabilirler? Diyor ki ama diyor bir yöntem var diyor sığdırma yöntemi. Kollarını ve bacaklarını önceden kesip odun istifler gibi üst üste yağarlarsa diyor o zaman sığabilir diyor. Ama soru şu. Kolları ve bacakları olmadan Moskova onlara neden ihtiyaç duysun ki? Bu soruna cevap veriyor. Ama Solzhenitsyn için bunlar önemli şeyler değil. Hatta burada da kalmıyor. Şöyle neydi? 9 kat büyük. Yani 4 kişilik kompartımanı 36 kişi sığdırıyor. 9 kat. Bu 9 kat onun için limit değil, sınır değil. Devam ediyor, üst limit değil.
Diyor ki mesela ancak 3-4 bin kişi alacak şekilde tasarlanmış olmalarına rağmen diyor 40 bin kişinin oturduğu hapishaneler vardı diyor. 3-4 bin kişiden 40 bin çıkartıyor. Cilt 1 sayfa 447. 10 kat, 13 kat arttırıyor. Sığdırıyor. Ama bunda da kalmıyor. Devam ediyor. Zaten 40-50-55 kişi bir hücreye sığdırıyor. Aslında diyor bir hücrede normalde 20 kişi yerine 323 kişinin bulunduğu başka bir cezaevinden bahsediyor. 16 kata çıktık. Limitine bakıyoruz. Üst limit Solzhenitsyn'in. Cilt 1 sayfa 134. Tekrar edelim. Kaynaklarımızı da söyleyelim. Bunlar bu arada yazılı olarak kitabımda bunların hepsi yer alacak. Ama orijinalini isteyenlere de zaten Rusça olarak verebilirim. Hem Rusça hem Türkçe isteyenlere vermek mümkün. Üst limite bakalım. Sonra diyor ki bu diyor 323 kişinin yanına diyor 18 kişi daha eklediler diyor. Oldu mu? Size 17 kat. Devam ediyor. Bu da yetmedi. Daha rekor mu? Hiç olur mu? Daha henüz rekorda da değiliz. Biraz daha okuyalım. Ne diyor? Hapishane 500 kişi için inşa edilmişti ama içine 10 bin kişi kondu. 20 kata çıkıyor. Yani bunun bir şeyi yok yani. 5 kat, 10 kat, 20 kat. Evet. Bir kapalı bir alanın sınırlarını ne kadar zorlanacağını hani bir perspektif olarak Atlantik'i köle taşımacı kullanılan gemilerin bir bakabiliriz belki değil mi? Yani, yani. Orada ne kadar sığdırabilir olursa onun üzerinden bir mesela ne kadar en fazla ne kadar? Ya o rahat yani. Ben zaten edebiyatçıyım diyor sorduğum zaman mesela. Şimdi zaten Solzhenitsyn Gulag Takım Adaları araştırma, inceleme mi? Edebiyat mı? Destan? Ne olduğu da belli değil bu arada. Ama gerçekleri anlattığını iddia ediyor. Bu arada. Fakat bildiğimiz üzere kendisi böyle kompartmanlarda hiçbir zaman seyahat etmedi. Böyle hücrelerde oturmadı, böyle hapishanelerde bulunmadı. Kendi anlatıyor, biraz önce anlattım. Bunlar da bulunmadı. Efendim ona anlatmışlar, öyle demişler ona. Bana öyle dedi diyor, mahkumlar anlattı, ben de yazdım diyor. Yani öyle, madem öyle dedilerse neden inanmayalım ki, değil mi? Sonra başka ne diyor? Ha şunu diyor, ha inanmıyor musunuz diyor, bir yerleştirmeyi deneyin diyor. Bu şimdi şey diyor, ya diyor, peki biz diyor bu eziyeti diyor katlanacak diyor insanları nereden bulacağız? Yani 4 kişi kompartmana 36 kişi istiflemeyi deneyin diyor. Bize bunu öneriyor şey. Solzhenitsyn. Şimdi belgeler konusuna geri dönelim. Çünkü bu hep belgeli olduğu iddia edilir. Solzhenitsyn Gulag takım adaları. Mesela 2. cildin 287-288. sayfalarında kan donduran 13 kanunsuz hikaye anlatıyor. Bunların 9'unda isim, tarih, olay yeri yok. Sadece sıfatlar var. Terzi, tezgahtar kız, kulüp müdürü, denizci, çoban, marangoz, okul çocuğu, muhasebeci, 2 çocuk. Sadece sıfat var. Diğer öyküde bazı isimler var ancak onlar o kadar muğlak ve belirsiz ki aslında hiçbir ifade etmiyor. Dolayısıyla sadece bir vakada bize bir zamanlar bir yerde neşeli şarkılar söyleyen haksızlığa uğramış bir kurbanın adını veriyor. Eldoçka Sivirskaya. Belki de bu sırdaş yazarın kendi kız arkadaşlarından biridir. Bu yüzden sert bir kitapta onun bu kadar candan ve tatlı bir şekilde tanımlamanın meşru olduğunu düşündü herhalde diyor bu şey. Ama bu onun bizim için daha gerçek ve güvenilir kılmıyor. Onun yerine başka bir ismi koysan değişen bir şey yok. Değişmeyecek. Başka bir hikayede sayıları bilinmeyen Tula, Kaluga ve Smolensk bölgelerinin okuma yazma bilmeyen ihtiyarlarından bahsediyor. Ve tekrar onları örneğin Ryazan, Bryansk ve Pskov bölgelerinin hatta Rusya'nın tüm Avrupa kısmında yaşayan cahil ihtiyarlarla değişmenin bir bedeli yok diyor yazar. Şöyle, şu çok ilginç. Mesela bu hikayelerden biri şöyle başlıyor. Diyor ki Znamenskaya'da diyor MT yani makine traktör istasyonu bir traktör sürücüsü. Diyorsunuz tamam. Spesifik bir nokta. Znamenskaya'da MT'yi, makine traktör istasyonu. Spesifik belli bir nokta söyleyelim. Değil mi? Şöyle, fakat ne yazık ki öyle değil. Çünkü Znamenskaya, Smolensk, Omsk, Tambov ve Kirovograd bölgelerinde
Böyle bir yerleşim var bu isimde. Ama sadece orada da değil, Oral bölgesinde, Donetsk bölgesinde, Altay bölgesinde ve Kaliningrad bölgesinde de bir Znamensk yerleşim var. Hangi Znamensk bölgesinde? Belli değil. Yani 6 vilayet genişliğinde ve toprak olarak neredeyse Avrupa'nın yarısına eşit. İşte bir bölgedeki olaydan bahsediyor. Sonra tek bir isim yok. Bazen mesle psikolojik, fiziksel ya da başka bir dokunuş ekliyor. Diyor ki alaycı bir kunduracı, sağır dilsiz bir marangoz, yarı cahil bir sobacı, ünlü bir gemi yapımcısı. Sonra diğer durumlarda milliyet ve yaş belirtiyor. Rum kadın diyor, işte Ukraynalı kadın, genç bir Özbek, bir Çuvaş, Tatar arabacı. Sonra diyor bir koca karı, bir genç, bir mahkum, bir görgü tanığı, iki kız, iki sürgün, üç komsomol kız, altı kaçak, altı çocuklu mujik, bir düzine mezhepçi, 50 general, 730 subay, binden fazla genç, 5000 mahkum. Ve bu binlerce kişiden bile tek gerçek isim yok anlattıklarından. Mesela yazarımız 20'li yılların sonunda Kemin diye bir bölgeden batıya doğru mahkumların Kemuh'ta toprak yolunu döşemeye başladıklarını yazıyor. Ve diyor ki bir keresinde yaklaşık 100 mahkumdan oluşan bir bölüğün normlarını yerine getirmedikleri için yanan bir odun yığınına kadar kovalandığını ve yakıldığını anlattılar bana diyor. Sana hep onu anlatıyorlar. Kendi yaşadıklarını söyledi. Bana bunu anlattılar diyor. Şimdi cilt 2 sayfa 54. Sonra bir başka yerde de diyor ki normları yerine getirmedikleri için 150 kişiyi ormanda soğuktan dondurduklarını söylüyor. Toplamda 250 inşaat mahkumu yok edilmiş. Üçüncü kez bir başka yerde normun yerine getirilmemesinden hiç bahsetmeden sırf eğlence olsun diye canları sıkıldığı için 3 gün içinde 960 kişinin kurşuna dizildiğini bildiriyor aynı yerde. Bunların tamamı aynı yerde oluyor. Soru şu, peki ölülerin kotasını kim doldurdu acaba? Ve inşaat nasıl devam etti? Kimse bunu umursamadı. Şimdi bunun gibi onlarca örneği bu şey devam ediyor. Ben burada bitiriyorum. Güvenilirliği bu Takımadaların. Yani Takımadaların hikayelerindeki bütün hikayelerdeki anlatılarda güvenilir bu. Peki Takımadaları kim yazdı? Son bölüme geldik. Şimdi diyor ki bu şey, Takımadaları diyor, ben ilk kez diyor 1979 yılında okumaya başladığımda her şeyden önce metnin temel düzeydeki cehaleti ve saçmalama ölçüsündeki yazım yanlışlarının bolluğu karşısında şaşkına döndüm diyor. Bu eser, ancak diyor eğer siz bu eseri 1989 yılındaki 100 bin tirajlı Sovyet Yazarı dergisinde ya da 2007'de Yekaterinburg'da çıkan 4000 tiraj, bakın 89'da 100 bin basıyorlar. Sovyetlerle 91 yılında dağılıyor. Ondan sonra ilgi gitgide düşüyor. 2007'de 100 binden 4000'e düşüyor baskı sayısı. Artık hiçbir ilgi falan kalmadı. Zaten görevini yerine getirdi. Sovyetler Birliği diye bir ülke kalmadı. Sosyalist okumaya da gerek yok zaten. 4000. Fakat siz eğer buradan okumuşsanız diyor, bana inanmayacaksınız. Çünkü diyor o baskılarda yazım yanlışı yoktu. Niye yok? Çünkü 1989 yılında tüm yazı işlerinde ilk kez Gulag Takımadalarını Sovyetler Birliği'nde basacakları zaman tüm yazı işlerinde çok sayıda editörümüz, redaktörümüz ve düzeltmenimiz vardı ve Solzhenitsyn'in eseri ancak bu sayede dil bilgisi açısından düzgün bir biçimde basılabildi. Ve diyor ki Vladimir Bushin, sadece bunun için bile Sovyet iktidarına Solzhenitsyn teşekkür etmeli, nankörlük etmemeli. Ya Sovyetler Birliği kendileri imha edecek bir bombayı bizzat kendi elleriyle hazırlamış, bir de temizliğini yapmış bunu. Bu anlaşılıyor. Fakat çok ilginç bir olay var. Paris'te ilk yayınlandığı zaman ben diyor ilk baskısını 73'te Frankfurt'ta satın aldım diyor. Berbat bir şekilde yayınlanmıştı. Çünkü diyor yayın evinin yöneticisi Nikita Sprov diye bir adam, biraz pinti bir adam diyor. Bunun diyor ne editörleri ne de düzeltmenleri vardı çünkü sonuçta para ödemesi lazım. Orada o yayın evinde kitaplar yazarın el yazmasını teslim ettiği halde, yani işlenmeden, düzenlenmeden ve süslenmeden çıplak olarak yayınlanıyor. Bu şu açıdan çok iyi, yazar hakkında gerçek bilgi edinme açısından bulunmaz bir fırsat. Bir analiz etmeye başlıyorlar orijinal kopyaları. Şimdi ben burada Rusça bir yığın örnek vermiş.
Oradaki yazım yanlışları, yazım hataları var vesaire. Ben bunları atlıyorum çünkü Rusça bilmiyorsunuz. O yüzden mesela yabancı kökenli isimler yanlış yazılmış diyor. Hadi dedim ki diyor bunlar yabancı kökenli olabilir belki yanlış yazılmış olsun. Bu kadar katı olmayayım diyor. Ama diyor yazar yüksek öğrenim görmüş. Rostov Üniversitesi mezunu Solzhenitsyn. Orada Stalin bursu alıyor. Sonra ünlü Moskova Tarih ve Felsefe Edebiyat Enstitüsü'nde iki dönem ders almış bu adam diyor. Nitelikli, birikimli bir adam. Bu adam nasıl bu hataları yapabilir diyor. Sonra devam ediyor, devam ediyor. Sonra diyor işte örnekler veriyor Rusça. Eğer tüm bunlar bir Rus için oldukça mümkün hatalarsa o zaman nasıl oluyor diyor. Bir Rus diyor böyle yazmaz ki diyor. Örnekliyor. Bu çok garip diyor. Bir Rus yavru köpekler hakkında çocuklar geberdi diye yazmaz diyor mesela. Coğrafi isimlerde bolca hata buluyor. Sonra Sovyet şehirleri hakkında inanılmaz hatalar var. Basit Rus isimleri bile onun kaleminin altından edepsiz bir biçimde çıkıyordu diyor. Bunları anlatıyor. Uzatmayalım. En sonunda şu noktaya varıyor. Takım adalar yani Solzhenitsyn'in Gulag takım adaları sadece kötü bir Rusça ile yazıldığına inanmamak için diyor elimizde artık çok neden var. Sanki Ruslar tarafından değil de hem Rus dili hem de Rus tarihi hakkında zayıf bilgiye sahip yabancılar tarafından en azından onların aktif katılımıyla birkaç kişi tarafından yazılmışa benziyor sonucuna veriyor. Çünkü diyor hiçbir Rus bu hataları yapmaz. O tabii dediğim gibi sayfalarca bunun örneğini veriyor. Fakat bununla ilgili zaten elimizde somut bir belge var. Net bir belge zaten var elimizde. Çünkü Rus basını Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ABD'nin eski Sovyetler Birliği Büyükelçisi ve İstihbarat Görevlisi Beam'in anılarında şu detayı defalarca paylaşıyor. Diyor ki Beam anılarında Moskova'daki personelin bana Solzhenitsyn tarafından yazılmış bir yığın sayfa getirdiğinde ilk başta bu saçmalıklarla ne yapacağımı bilemedim. Bir düzine deneyimli ve yetenekli editörü düzenleme ve gözden geçirme işiyle görevlendirdiğimde Gulag takım adaları ortaya çıktı. Yani Gulag takım adalarını CIA eli değiyor. CIA yazdığı ortaya çıkıyor. Ünlü yazar Leonid Andreyeva'nın torunu Olga Andreyeva Karlisle Gizli Çembere Dönüştüğü bir kitap yazıyor 2004 yılında. Bu kitapta çok ilginç şeyler anlatıyor. Aslında ilk de bize gönderdi Solzhenitsyn diyor. Gulag takım adaları Amerika'ya gönderdi. Bize gönder, biz bası çarptık diyor. İşte daha önce Olga Vadimovna kocası Henry yardımıyla Solzhenitsyn'in birinci çemberde kitabını şatafatlı bir şekilde bunlar yayınlıyor. Harper ve Sorrow bunu planlamıştık diyor. Bunu da biz bası çarptık diyor. Diyor ki bizim ABD'de üssü olan gizli örgütümüzün bir beden olduğunu ve bu gizli organizmanın başının Moskova'da olduğunu hayal ediyordum. Başı Solzhenitsyn Moskova'da. Baştan emir alan beden bunları uygulamaya koyuyordu. Çift 5 yıl boyunca takım adalarının el yazmaları üzerinde çalışıyor. İngilizce çevirisini ayarlıyor. Her şey yayına hazırlanıyor. Ancak aniden baş çıldırdı. Yani baş Solzhenitsyn. Bedenin yani Amerika'daki bu yayıncıların mali dolandırıcılık yaptığından şüphelendi. Ve çeviriyi yakabileceklerini söylüyor. Ve bizzat onların Sovyetler Birliği'nde Solzhenitsyn sınır dışı edilmesinden sorumlu tutuyor. Siz yüzünüzden sorumlu, ben de atıldım. Ve kitap Fransa'da çıkıyor. Şimdi burada ilginç bir şey var. Çünkü Beam'in bahsettiği editörlerin becerisi eğer gerçekten el yazması üzerinde çalışmışlarsa görebildiğimiz gibi diyor yüksek değildi diyor bu şey. Bunlar ancak Rus dili ve Rus tarihi konusunda zayıf bilgiye sahip insanlar olabilirdi. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Mesela Solzhenitsyn'in daha önce yayınladığı eserlerde mesela Buzağı'da Burg ve Pfeiffer diye bir çevirmen var. Beğenmiyor onları. Çevirileri saldırıyor. Alçaklar diyor. Mahvettiniz diyor eserimi. Böyle mi çevrilir diyor. İşte çevirmen Parker'a hırlıyor. Parazit tembel diyor Solzhenitsyn. Yayıncı Flesner'e çıkışıyor. Yalancı diyor. Hepsinin üzerinden geçiyor. Böyle bir şey de var. Tepki de veriyor yani. Kendi kitapları kötü çevirmişler. İvan Denisovich'i bir günde mahvettiler diyor. İngilizce çevirisini diyor. Şöyle gerçekten kötü çevirdiyse bu anlaşılabilir diyor bu şey. Fakat biz şu anda sonuçta üç cilt diğerleri uzun öykü bu arada. Ya yani bu kadar roman değil diğerleri. Uzun öyküler.
Solzhenitsyn'in Gulag Takım Adaları 3 cilt 1500 sayfalık bir destandan bahsediyoruz ve berbat bir şekilde yayınlanıyor. Tek bir satır yok Solzhenitsyn'den eleştiri. Demek ki diyor, bu da diyor yayıncının diyor bir suç ortağı herhalde bizzat kendisi diyor böyle yayınlanmasını istedi. Ve Vladimir Bush'un şu tespiti yapıyor. Okuyucunun karşısına bir televizyon şovmeni olarak çıkması kendi tercihi. Solzhenitsyn. Şimdi bugün birinci bölümü bitiriyoruz. Bu arada gerçekte Gulag'da günlük yaşamda ne yaşandığını henüz anlatmadım size. Gerçekte ne yaşandığını ise önümüzdeki hafta iki yazarı ele alacağız. Onların deneyimlerine bakacağız. Bir tanesi biri kadın, biri erkek. Hem Gulag kadınlar kısmını hem Gulag erkekler kısmını ele alma anlamında Yevgenia Ginzburg. Anafora doğru ve Anafor'un içinden kitapları otobiyografidir. Onlara bakacağız. İkinci olarak da Varlam Shalamov. Horima öykülerinde gene Gulag'da yaşadığı kendi izlenimlerini anlatıyor. Burada şöyle de bir ayrım var. Bir tanesi kadın olan tamamen suçsuz ama diğeri suçlu aslında. Niye suçsuz, niye suçlu? Suçsuz niye gönderildi? Suçlu zaten suçlu olduğu için orada. Varlam Shalamov zaten bir troçkisti. Ama o dönemdeki troçkizmi bir düşünce suçu olarak algılamayın. Aynı dönemlerde Troçki dışarıdan sürekli olarak gazete, dergi çıkarıyor ve Stalin hükümetine karşı ayaklanma ve darbe çağrısı yapıyordu. Dolayısıyla o dönemin Troçkistleri zaten Varlam Shalamov eylemci. Yani kitap yazdığı için değil. Bizzat eylemlere katılıyor vesaire. Zaten ilk tutuklanması 1933'te Gulag'a gönderilmiyor mesela. İkinci tutuklanmasında gönderiliyor. Fakat bütün bu ayrıntıları ve gerçek Gulag'daki yaşamı bir, siyasiler nasıl yaşıyordu? İki, adli suçlular nasıl yaşıyordu da içerecek olan. Adli suçluların kendi yazdığı metni yok ama hem Varlam Shalamov hem Yevgenia Ginzburg'un anlatımlarından çıkaracağız. Bunların tüm ayrıntılarını yani gerçek Gulag'daki günlük yaşamda ne olduğunu da bir sonraki seminere bırakıyorum. Teşekkür ederim.